İçine doğduğumuz evler bizlerin en büyük şansı ya da şanssızlığıdır. Bizler hayatı doğduğumuz evlerde öğrenir, kendimizle de yine o evlerde tanışırız. Sevilen ve sevildiğini bilen insanlar için dünya güvenli bir yerdir. Ama ya dünya bizi sevmezse, bize değer vermez, aşağılar, korkutursa, korku şiddetin ana vatanıdır. O zaman hayat öyle bir yola sokar ki bizi, kimimiz bu yolda hem beden hem ruh sağlığını kaybeder. Kimileri de öyle bir korku salar ki etrafa, dünya onlardan korkar, onlar da dünyadan. Abuk sabuk konuşma, otur yerine. Buna inanmıyorsunuz. Ankara'dan Konya'ya acaba ziyaretine giden AC'ye ait otomobil Konya'nın girişinde sürücü AC'nin uyumuş olması nedeniyle önündeki aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arabadan fırlayan AC olay yerinde hayatını kaybetti. Sizden bahsediyor. Ayakta uyuyorlar diyor. Hiçbir şeyden haberleri yok. Sen kızım, korkutuyorsun beni. Senin ateşin falan var. Baba, benden korkacağın onlardan kork. Sizi kurtaracağım buldum. Onlar istediklerini vereceğim. Hayır, hayır. Kesmem lazım. Gel, gel odana götür. Ne olur yapma bizi.
Hocam birazdan alacak sizi Gülbe Hanım. Buyurun oturun lütfen siz. Buyurun. Gelir değil mi? Çünkü benim çok vaktim yok. Eve gitmem lazım benim. Tabii siz hiç merak etmeyin. Hiçbir geç kalma olmaz. Ama bir gecikme yaşanılıyor sanki şu anda. Ay yok yok, hiçbir şey olmaz. Zaten kimse yok burada. Hiç merak etmeyin siz. Olmaz ki böyle, ben gitmem lazım benim. Sağ ol Hüseyin'ciğim. Teşekkürler. Buralar hep toz olmuş. Çok kötü bir durumda, leş gibi olmuş. Çay alır mısınız? Yok yok, istemem. Sağ ol. Uzaklaş. Ha. Ama yeni demlemiştim. Çok da taze. Koy Hüseyin sen. İstemiyorum. Sağ ol. Tamam. Teşekkür ederim. Ya tek şimdi ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İyi misin? İyiyim iyiyim. Gerçekten iyiyim. Hiç merak etme. Ben alırım. Tamam dostum. İyi misin? İyi misin? Çok özür dilerim. Vallahi bilerek gel. Şunu tut. Bırak Hüseyin. Bırak sen onu bana. Şunu tut. Acık geldi zaten. Sen bana dokunacaksın gibi geldi de o yüzden şey yaptım. Kusura bakma ya. Çay taze değil. Ondan yanıyor. Yoksa çok az yandı. Siz hiç merak etmeyin. Gelmesene dibime ki. Ben bilemedim yani. Hani... Tamam kızım. Bak. Gel gel. Ya nereye gel? Tamam. Baba bırakırım. Gel buraya. Dokunma. Kızım itiraz etme lütfen. Babacığım lütfen. Yavuşacağım. Canım. Ya. Baba, yapma. Benim yüzümden oldu. Babanı görmemiz lazım hemen. Buyurun, çabuk. Şöyle bir baba bırak. Ya dokun. Bir sakin ol. Dur. Kızım, gel buraya Rezan. Rezan yapma. Gel buraya Rezan. Bir. Hayır, sakın. Sakın. Yaklaşmayın. Hayır, hayır. Yaklaşmayın. Şşş. Tamam. Yaklaşma. Kestim. Bak ben bunun neyini geleceğini biliyorum. Baba kesme lazım. Rezan. Kestim. Sakin olun lütfen. Lütfen sakin olun. Kestim. Acımadı. Kestim. Ne yapıyorsun? Ben yapma. Ben... Yapma dur. Ne yapıyorsun? Acır canın acır. Ya görmüyor musun? Elindeki cam. Kanar her yerin. Her yer kan olur. Yazık değil mi sana ya? Yapma bırak. Sakin olun lütfen. Lütfen sakin olun. Seni o mu gönderdi? Kim? Han mı? Hanı mı diyorsun? Tanıyor musun onu? Nasıl han mı olmuş? Han mı ilan etmişler? Nasıl? Dünyanın başına mı geçmiş? Hepimiz o mu idare edecekmiş? Yok, dünyanın başına geçme. Bizim şirketi yönetiyor sadece, bir şey yok ki. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Onun 3 harfisi bile var. Hediye. Han oldu ha? Han oldu. Han ilan etmiş. Artık ailemi değil bütün sülaleyi asacak. Baba söyledim babacığım, asacak. Senin yok mu hiçbir şeyden haberin? Yok. Bana bir şey söylemedi ama... Ama zaten Han öyle bir şey yapmaz ki Han. Nasıl, nereden biliyorsun? Kardeşim benim ya. Çok iyi bir insandır. Kimseye zarar vermez ki Han. Aa! Dur. İmdat! İmdat, kurtarın! Dur, yapma ne olur. Dur, yapma. Koşun, koşun. Baba. Git, tamam, koş. Baba, koş. Tamam.
Beyefendi, herkes sakin olsun. Sakin olun. Beyefendi, iyi misiniz? İyiyim doktor hanım. Tuna sizinle ilgilenecek. Lütfen buyurun oturun. Dur şimdi durun. Dur. Buyurun. Merhaba, ben doktor Manolya. Ayağa kalkın. Sizi de mi o gönderdi? Han olmuş. Biliyor musunuz, han olmuş, kardeşi söyledi. O demin kız kardeşi buradaydı, kaçtı. Kardeşini kaçırdım diye şimdi buna da çok kızacak. Kafası çok karışık. Herkesten, her şeyden şüphe ediyor. Ağır bir atak geçiriyor. Onu anladığımı hissederse biraz sakinleşecektir. Yo, beni o göndermedi. Ama böyle ortalıkta konuşmak doğru olmaz. Buyurun odamda konuşalım. Olmaz, olmaz. Doğru, ortalıkta olmaz. Binlerce gözü var. Her yerden bizi izliyor olabilir. Babamlara da söylüyorum. Bana dokunmayın diyorum. Baba dokunma bana. Babamı öldür. Baba assın gör. Uyuyor musunuz ya? Uyuyor. Asacaklar diyorum. İnanmıyorlar. Kış uykusunda mısınız ya? Uyanın artık, uyanın. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John. Aslında siz babanızı korumaya çalışıyorsunuz değil mi? Umarım şu anda kliniğe kimse girmez, telefon çalmaz da ben bu kızı bir an önce odama çıkarabilirim. Anlattıklarınız çok karışık. Odamda konuşalım. Dikkat et. Beyefendi, hemen bir bakayım ona. Buyurun. Burayı da dinliyor mudur? Kim dinleyecek bizi? Onun her yerde gözü var. Kesin buraya da yerleştirmiştir bir şeyler. Burada kimse bizi dinleyemez. Her gün her yer dip köşe temizlenir. Siz doktor musunuz? Evet. Ne doktoru? Psikiyatrist. Yani ben deli miyim? Biraz gergin ve sıkkınsınız. Ama ne dediğinizi de ben hiç anlamadım. Allah aşkına ne oluyor? En baştan anlatsanıza şunu. Bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Ben babamlara da söyledim. Ama anlamak istemiyorlar. Yani bir takım sorunlarım var son zamanlarda. Bu sıkıntılarım, uykusuzluğum falan hep o yüzden, ama anlamak istemiyorlar. Ne gibi sorunlar? Mesela bu. Eliniz mi sorun? Biraz daha açıklar mısınız? Yok, bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Belki de haklısınız. Ama anladığım kadarıyla bu sorunları ailenizle istediğiniz gibi konuşup paylaşamıyorsunuz. Belki bir şey yapamasam da sizi dinleyebilirim. Ya burayı da dinliyorsa, yani size anlattıklarımı duyarsa?
Hem sanrıları hem de halüsinasyonları var. Yani hayal görüyor. Çok ağır bir hasta. Kim duyarsa? Şöyle siz de telefonunuzu buraya koyar mısınız? Sebep? Ben internette okudum, casus sinyalleri engelliyormuş bu. Buyurun. Nerede kalmıştık? Kimin için alıyoruz bu önlemleri? Onun için. Şu anda durum daha da kötü. Bana neler yaptı bir bilseniz. Herkese rezil etti beni. Kim bilir daha neler yapacak. Bana ne yaparsan yap. Tamam, beni nasıl cezalandırırsan cezalandır. Önemli değil ama ailemi de cezalandırmasından korkuyorum. En çok da babam için üzülüyorum. Kim bu adam, hala söylemediniz? Cafer. Cafer. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Tuhaf yani. Ya, inanabiliyor musunuz bana, aşık oldum. Köylü, hadsiz, bana taktı kafayı bana. Mühendis o da benim gibi ama öyle dünyadan bile haberi yok işte. Demek mühendissiniz. Mühendis. Ne güzel bir mesleğiniz var. Çok güzel. İyi, işimde de iyiyim ama işte bu adam olmasa çok daha iyi olacak her şey. Demek meslek sahibi bir kız. Ani gelişen bir psikoz galiba. Sizi bir hastaneye götürseydik İbrahim Bey. Sağ olun kızım, önemli bir şey değil. Bizim kız aslında işte öyle göründüğü gibi değil. Yani kusuruna bakmayın. Kendi halinde sakin, sessiz bir kız. Ne oldu anlayamadım. Ay yok canım, olur mu? Ne kusuru? O hiç siz şimdi hiç merak etmeyin. O şimdi artık emin ellerde. Doktor hanım inmese. Sağ olsun tam zamanında yetişti. Evet. O işte böyle durumlarda bizim gibi korkmuyor. Panik olmuyor. Rezan da onu görünce bir sakinleştim. Artık işin bir kerameti var demek ki. İşte bunca yılın doktoru olunca öyle oluyor herhalde. Başka bir arzunuz var mı? Sağ ol kızım. Bu adam her şeyi biliyor. Yani nasıl yapıyor bilmiyorum. Ajan mıdır nedir? Benim düşündüklerimi bile biliyor. Ben aklımdan geçiriyorum, o bana yüksek sesle cevap veriyor. Düşüncelerinizi okuyor yani. Evet, düşüncelerimi okuyor. İnsan her şeyi düşünebilir değil mi? Düşünür tabii. Olur olmaz her şey geçer aklımızdan. Evet, her şey geçer. Her şey geçer. Geçen gün yine böyle düşüncelerimi okurken elini birden kulağına götürdü ve yavaşça kaşımaya başladı. Ben o zaman anladım ne olduğunu. Neyi anladınız? Neyi olacağım? Üç harfisi olduğunu. Siz hiç Alaaddin Sihirlenmesi'ni okumadınız mı? Okudum. Hah, işte orada böyle kulağını götürüp kaşıyordu, o zaman çıkıyordu ya. Ha, Alaaddin kulağını kaşıyınca mı? Ha evet, şimdi hatırladım. Ama bunu benim anladığımı fark edince yüzü allak bullak oldu. Siz gördünüz mü peki onu? Gördüm tabii. Her zaman onun gördüğü şeyi bu sefer ben de gördüm. Hastalığın ilk ortaya çıktığı an.
demek sık sık hayal görüyor. Hastalık ani ve çok ağır belirtilerle gelmiş. O gün eve dönünce bir kızı aradım bizim iş yerinden. Dedim ki ben bugün bu adamın üç harflisini çıkardım dedim. Saçmalama dedi, inanmadı bana. Zaten anneme söyledim, o da inanmadı. Kimse bana inanmıyor, herkes saçmalama diyor. Ben saçmalamıyorum ki, ben gördüklerimi söylüyorum. Evet, siz gördüklerinizi söylüyorsunuz. Evet, gördüklerimi söylüyorum. Siz inanıyor musunuz bana? Evet, gördüklerinizi söylediğinize inanıyorum. Oh, çok şükür. Burada her şeyi rahatlıkla anlatabilirim o zaman. Sonra mı ne oldu biliyor musunuz? Meğer Cafer benim cep telefonlarımı dinliyormuş. Bunu herkese anlattığımı anlayınca çok kızdı. Ya niye kızdı anlamadım ki. Kimseye inanmadı zaten bana. Nereden anladınız size çok kızdığını? Benim yataktaki görüntülerim filme aldı. Sonra da onu iş yerindeki herkese izletti. Nasıl yaptı bunu? Tam olarak bilmiyorum nasıl yaptım ama kesin benim telefonumu kamera olarak kullandı. Bizim herkes gördü. Herkes her yerimi gördü. İşte bu kötü. Adamın onun çıplakken resimlerini çektiğini, hatta onu videoya aldığını, sonra da bunu herkese dağıttığını düşünüyor. Ben bir genç kızın en mahrem yerlerinin televizyonda gösterilmesi ne demek biliyor musunuz? Rezil etti beni. Her yerimi herkes gördü. Ben şimdi o iş yerine nasıl gideceğim, nasıl bakacağım o insanların yüzüne? Resminden, yerimden. Herkes, herkes. Nasıl baktım? Hani benim ne suçum var ki? Hiçbir suçum yok. Hiçbir suçum yok. Hiçbir şey yok. Hay Allah. Hastalıklı düşünceler kızcağızı fena halde köşeye sıkıştırmış. Bunların gerçek olduğundan hiç şüphesi yok. Bütün dünya bir araya gelse, böyle bir şey yok dese, yine de o artık kendi düşündüğüne inanır. Psikoz dediğimiz ruhsal hastalık işte böyle bir şey. Her şeyi farklı algılar, farklı yorumlar ve sıkıntısı giderek artar. Akılla, mantıkla, gerçeklerle tüm bağlantısı kesilmiş. Nasıl da genç, nasıl da güzel bir kız. O burada. Kim burada? Ben size söylemiştim. Hani buraya gelemezdi. Bizi dinliyor, belki de izliyor. Sakin olun. Burada. Sakin burada, olun. Burada. Tamam. Burada. Sakin olun. Bir dakika, duymuyor musunuz? Neyi? Burada. Duyuyor musunuz? Sakin beni olun. Beni göremeyecek. Allah'ım ne olur beni göremeyecek. Henüz bir güven kurulmamışken en olmayacak şey oldu. Şimdi yine en başa döndük. Beni göremeyeceksin. Gitsin ne olur gitsin. Gitti. Sandığınız kişi değil. Nasıl? Bizim bir çalışanımızın drone'uymuş. Nereden biliyorsunuz? Belki onun adına çalışıyordur. Belki onun burada ajanları vardır. Orada bir kız vardı aşağıda, kesin o da onun çalışanı. Ben o çocuğu uzun yıllardır tanıyorum. Uzun yıllardır bizimle çalışıyor. Böyle işlere bulaşacak bir çocuk değil. Merak etmeyin. Burada kimse sizi dinleyemez, izleyemez. Demin de öyle demiştiniz. Olmaz. Gelir gene. Göremedi ama hiçbir yerini göstermedim. Göremedi hiçbir yerini. Ona içinde güven hissedeceği bir alan vermeliyim.
Aksi halde bir adım bile ilerlemek imkansız hale gelecek. Nevri. Böyle daha iyi değil mi? Oradaki. Bunlardan çık bakayım. Hüseyin'cim bir içeri gelebilir misin canım bak? Hüseyin. Hı? Ne oldu, neyin var senin? Tuna Hanım, ben öyle bir halt yedim ki sormayın. Harika. Korkutma beni şimdi. Kaşla göz arasında ne haltı? Ya şu aptal aleti bir deneyim dedim. Kontrolünü kaybettim. Beceremiyorum da zaten kullanmayı bilmiyorum. Ay aman canım, kırıldıysa kırıldı. Ne olmuş yani? Ah. Ödüm patladı Hüseyin vallahi ya. Canın geleceğine mola gelsin ya. Sen, ben de bir şey oldu sandım ha. Vallahi Tuhan keşke sadece kırılsaydı. Ne? Şimdi ben kontrolünü kaybedince buradan doktor hanımın terasına kadar yükseldi. Orada bir kontrolünü kaybettim tekrar. Sonra buraya düştü. Hem de hastası varken. Ya zaten öyle bir baktı ki. Çıktı yani. Çıktı tabii. Ama olacak eşim Hüseyin ya. Hem de bu kadar bıçak sırtı bir hasta varken. Oh. Ne olacak işimde? Dikkati tamamen dışarı kaydı. Onu buranın içinde tutmaya devam etmeliyim. Bana hala adınızı bile söylemediniz. Rezan. Çok severim onu. Ben de severim. Sevdiğim bir arkadaşımın adı. Anlamı nedir? Ağırbaşlı demek. Ağırbaşlıyım ben. Ağır, başım çok ağır. İçinde bir sürü bir şey var. O da biliyor zaten. Bunu başımın içine girmeye çalışıyor. Rezan Hanım, sizin kafanız çok karışmış. Hayır efendim, benim kafam karışık falan değil. Siz de beni anlamayacaksınız. Yaşadığım olaylar karışık, kafam karışık değil benim. Şimdi artık onun suyuna gitmeli. Söylediği hiçbir şeye itiraz etmeden ona yardımcı olmaya çalışmalıyım. Benim de ona inanmadığımı düşünürse ilk günden tedavi şansını kaybederiz. Ben de onu diyorum zaten. Sizin kafanız karışık çünkü son yaşadıklarınız kafanızı çok karıştırmış. Çok şey yaşadım ben. Bir sürü şey yaşadım son zamanlarda. Eskiden ne kadar sakin bir hayatım vardı. Ama bu köyün ne işleri açtı başıma. Eski hayatınız nasıldı? Hiç. Yani öyle evden işe, işten eve. Hafta sonları bile evde otururum ben ama yani öyle pek bir hayatım yoktu. Ama öyle dertlerim de yoktu. Baksanıza şimdi halime, elin köylüsüne işler açtı başım. Memnun muydunuz peki böyle yaşamaktan? Yani evden işe, işten eve? Bilmem. Bizim iş yerindeki kızlar öyle paydoslarında bile bir yerlere giderler ama ben gitmem. Siz neden gitmezsiniz? Yani hem annem kızar hem de zaten benim pek çaren olmaz. Ya üniversite hayatınızda neler yapardınız? O zaman da öyleydi. Annem kızar, hemen hesap sorar. Her şeyin hesabı. İşte ilk ipucunu verdi. Sabah işi, akşam eve. Önce annesi izin vermemiş. Sonra da kendisi çevreyle iyi ilişkiler kuramamış. Demek sosyal biri değil ve oldukça sıkıcı, dümdüz bir hayatı varmış. Her şeyin hesabını sorarım. Hiçbir hastalık durup dururken gelmez insana. Çoğu hastalık başta bizim sorunlarımızı çözmeye, bize yardımcı olmaya gelir ama sonra işler değişir. Bu hastalığın da gelmesinin mutlaka mantıklı bir sebebi vardır. Acaba onu neden kurtarmaya geldi? Sıkıntıdan mı, yalnızlıktan mı, yoksa sıradanlıktan mı? Bu köylü üçüsünden. Neden köylü diyorsunuz ona? Ne köylü? Ondan kendini adam zannediyor.
Belki de beni kıskanmıştır. Kimden? Herkesten, herkesten kıskanmış olabilir. Kıskanç gönlü. Kıskanç gönlü. Ne haber abi, nasılsın? Dün maçı izledin mi? İzlemez olur muyum ya? Son dakika hop oturup hop kalktım. Heyecan tavandı. Yapma ya, ben tamamını izleyemedim. Ya bizim yayın pat diye kesildi. Hadi ya, yazık olmuş. Sorma, zaten bir sıkıntı var, bir arıza vardı da. Bu sözün bir anlamı var kesin. Ama ben bunun ne olduğunu henüz anlayamadım. Ne demek istiyor sizce? Seni hem onca şey yap hem de ilişkiyi pat diye bitir. Pat diye ama. Böyle çocukken de böyleydi. Ben pat diye düşerdim. Annem çok kızardı bana. Bir tane öğretmen vardı öyle. Çok sık gelmezdi. Kulaklarımı çekerdi benim. Kepçe kulak. Kepçe kulak. Kepçe kulak. Bir oğlan vardı, kulakları kepçeydi. Öğretmenin kulağını çektiğinde böyle yaprak gibi sallanırdı. Selami. Kısacık etekler giyiyor. Kim? Ebru, bizim ofiste çalışan bir kız var. Her yeri görünüyor. Fikir uçuşmaları başladı. Konudan konuya atlayarak gidiyor. Onu durdurmazsam seansa devam edemeyeceğiz. Benimle ilişkiyi sürdüremiyor. Benim onu hep şu anda tutmaya çalışmam gerek. Bir yandan da Cafer'le aralarında bir ilişki olduğunu düşünüyor. Bunu da tam anlayamadım. Ney? Hani pat diye ilişki bitiriyor dediniz ya. Ha. İşte. Yani... Senin artık her yerini herkes gördü. Kirlendin, ben artık seni istemiyorum. İlişkiyi pat diye bitiriyorum. Demek öyle diyor. Ama ben kirli değilim ki, elim kirli. Eliniz neden kirli? Terbiyesiz adam. Terbiyesiz. Terbiyesiz, terbiyesiz. Hem onca şey yap hem de ilişkiyi pat diye bitir. Pat diye, pat diye, pat diye, pat. Bu sefer konuyu bilerek değiştirdi. Eliyle olan derdi sandığımdan daha büyük galiba. Düşman olarak görüyor onu. O ilişkiyi bitirince siz ne yaptınız? Çok üzüldüm. O gece onu defalarca telefonla evinden aradım. Sen ne demek istiyorsun bana? Niye uğraşıyorsun benimle? Niye uğraşayım ya? Biz zaten aynı... Projede bile değiliz. Tabii proje. Proje anlamazdan geldi. Salak yok senin karşında. Senin karşında salak yok. Senin karşında. Ben senin derdini biliyorum. Biliyorum ben senin derdini. Neymiş ya benim derdim? Ne diyorsunuz siz? Ne demek ne? Taktın kafayı bana. Ama yok, yıldıramayacaksın beni. Saçmalamayın lütfen. Çattık ya. Cafer onu sevsin, onunla ilgilensin istiyor. İlgilenmeyince de ona kızıyor ve farklı açıklamalar bulmaya çalışıyor. Madem beni bu kadar seviyorsun, bu kadar istiyorsun, benim için yapmadığın şey kalmadı. Bari bunu düzgün yap. Sizi seviyor, istiyor yani. Tabii. Beni bu kadar sevmese, bu kadar istemese bir adam bir kızla niye bu kadar uğraşsın? Adım adım peşimde. Beni görebilmek, gece yarıları cep telefonumla beni izleyebilmek için yapmadığı şey kalmadı. Sonra da bana ben anlamadım de. Niye anlamadın ya? Neyi anlamadım? Ben bunları yer miyim? Cafer Bey'in yerinde olmak istemezdim doğrusu. Adam bu olanlarla ilgili ne düşünüyor acaba? Umarım polise ihbar etmez. Ben şimdi ne yapacağım? Üstelik kimse bana inanmıyor. Galiba siz de bana inanmadınız değil mi? Rezan Hanım, sizi gerçekten anlamaya çalışıyorum. Ama anlattıklarınız çok karışık şeyler. Bazılarını siz bile anlayamıyorsunuz. Üstelik sizi çok sıkıntılı görüyorum. Çok normal. Yani her şey o kadar karışık ki sizin bunu anlamamanız o kadar normal ki... Çok normal. Bir şey mi oldu? Oh. İyi gelmiş. Tamam. Neye bakıyorsunuz? Lazım. Her yere yerleştirmiş olabilir dinleme cinsini. Sizce bu adam bugün burada bizim konuştuklarımızı dinlememiştir değil mi? Sanmıyorum.
Siz onu tanımıyorsunuz. Size bir şey yapmasa bari her yere dikkatlice bakmak lazım. Siz hiç merak etmeyin. Ben her yere baktıracağım. Sizce bu adam beni seviyor mu? Çok zor bir soru. Ben henüz olayları tam anlayamadım. O yüzden aynı soruyu ben size sorayım. Sizi seviyor mu? Yani ben tam olarak emin değilim. Ama başlarda beni deliler gibi sevdiğinden eminim. Onun eminim. Yani beni o kadar sevmese böyle şeyler yapmazdı. Belki de dünya üzerinde hiçbir adam bir kadını böyle sevmemiştir. Zaten ne yaptıysa o yüzden yaptı. Buyurun oturun. Daha vaktimiz var, ayakta kalmayın. Siz nasıl fark ettiniz sizi bu kadar çok sevdiğini? Tabii oğlum. Öyle tek yaşamak kolay değil yani. Öğrenin bunları. Yok abi. 1000 yılda yalnız yaşasam benim elimden gelmez o işler. Madem bu kadar marifetlisin, bizi ekip olarak eve yemeğe çağırırsan hayır demeyiz Cafer. Olur valla. Bak, mutfakta benim üstüme yok diyorum. Benim yaptığım yemeği hiçbir erkek yapamaz. Isra bana mesaj gönderiyor. Nasıl bir mesaj? Nasıl bunu da anlamayacak ne var? Bu dünyada hiçbir erkek seni benim kadar sevemez diyor. Peki bunları size neden açık açık söylemiyor? Oğlum onu ben de anlamadım. Yani şey olabilir. Hani benden çekiniyor olabilir. Onu reddedeceğimden korkmuş olabilir. Peki bu konuda haklı mı? Sizin de ona bir ilginiz var mı? Yani başlarda pek yoktu ama onun beni bu kadar sevdiğini, bu kadar istediğini hissedince ben de galiba biraz bundan etkilendim. Ama bu konuda kafam hala çok karışık. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Benim bir şey yapmam lazım. Bence bir şey yapmak için hemen acele etmeyin. Sizinle beraber bu konuyu biraz daha düşünelim. Öncelikle uyumanız, dinlenmeniz ve kafanızı toparlamanız gerek. Yoksa bu işin içinden çıkamayız. Size bir ilaç yazayım. Ne ilacı? Şu ara daha rahat uyumanızı sağlayacak, içinizdeki sıkıntıyı biraz olsun hafifletecek bir ilaç. Olmaz, ilaç istemem. İlaç istemem, ben hasta değilim. Hasta değilim. Ben de size hasta demedim. Ama biraz toparlanın ki bu olayların altından kalkabilirsiniz. İyi de bu adam benim peşimi bırakmadığı sürece ilacın ne faydası olacak ki? Siz daha rahat ve sağlıklı olursanız sorunların üstesinden gelmeniz daha kolay olur. Her gün bir tane mutlaka alın. Acıyı hafifletir mi? Ne acısından bahsediyorsunuz? Elimin acısından. Yine mesele eline geldi. Her ne kadar kaçmak istese de çıkamıyor o girdaptan. Eliniz mi acıyor? Yok, şimdi acımıyor ama acıyacak. Ne zaman acıyacak? Onu kesip atınca kurtulacağım ondan. Ondan kurtulmayı neden bu kadar çok istiyorsunuz? Benim eskiden de günahkardı bu elim ama son zamanlarda günahları daha da arttı. Neden iyice arttı? Size bir şey söylesem aramızda kalır değil mi? Emin olabilirsiniz. Eliniz ne yaptı? Birini öldürdü. Kimi? Ne yapsaydım? Takmış peşime birini. Gece yarısı oradan buradan telefondan takip ettiği yetmedi. Bir de peşime birini takmış. Ne
O gönderdi değil mi seni? Ama bırak peşimi dağıtırım beynimi. Bırakmadı peşimi. Ben de ittim. Hızla ben itmedim yani, bu elim itti. Zaten her şerrin, her günahın suçlusu bu elim. Yere mi düştü adam? Düştü. Çok pis düştü. Öyle bir düştü ki böyle kafasını kaldırım kenarına bir çarptı, karpuz gibi dağıldı kafası. Öldü. Gerçekten yapmış olabilir mi? Umarım sanrıdır. Yoksa işler içinden çıkılmaz bir hal alacak. Rezan Hanım, gerçekten her şey üst üste gelmiş. Siz birkaç gün rahat uyursanız bunları sizinle daha etraflıca konuşabiliriz. Evet, evet, evet. Her şey çok karışık. Sonra konuşuruz. İyi misin kızım? Hocam, İbrahim Bey'i yollayayım mı hemen? Tamam hocam. Şey hocam, bir de şu drone meselesi. Ha tamam. Tabii hiç sırası değil hocam, evet. Merak etmeyin ama biz gerçekten çok dikkat... Tamam hocam, ben hemen İbrahim Bey'i yolluyorum size şimdi. Tamam. İbrahim Bey, buyurun, doktor hanım sizi bekliyor. Merdivenlerden çıkınca soldan ilk kapı. Rezan Hanım, bir şey ikram etseydik size, su, çay. Su içebilirim aslında, su olur. Ama çok soğuk olsun, buz gibi. Buz olsun hatta. Buz olabilir mi sadece? Buz. Hüseyin'cim, bizim buzlukta buz var mıydı şu an hazırda? Tamam. Buyurun. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Keşke gerçekten hoş gelseydi doktor hanım. Durum malum. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. İbrahim Bey, kızınızın durumu çok ciddi. Üstelik odadan çıkmadan önce söyledikleri beni biraz kaygılandırdı doğrusu. Yani ben bunun bir sanrı olduğunu düşünüyorum ama... Birine kendi eliyle korkunç bir zarar verdiğinden bahsetti. Birini sokakta itmiş ve ölümüne sebep olmuş dediğine göre. Neden bahsettiğinizi biliyorum sanırım. Bugün sizlerle birlikte bir deney yapacağız ama ondan önce like ve yorumlara abanmayı unutmayın. O gönderdi değil mi seni? Allah bırak, peşimi dağıtırım beynimi. Tövbe tövbe, deli mi ne? Git başımla. Ne diyorsun lan sen? Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Ha? Eline adam varmış gibi savuruyor. Hala karşısında olduğunu zannediyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Gerçek olduğunu düşünmüş sadece. Bu video şansa bizim karşı komşunun balkonundan çekildi. Bizim kız da farklı hareketler görünce de videoyu bana yolladı. Doktor hanım, ne oldu bizim kıza? İbrahim Bey, kızınız çok hasta. Onu bana hemen getirmekte çok iyi etmişsiniz. Bana biraz Rezan'ı anlatır mısınız? Ah benim canım kızım. Çok cici bir kızdır Rezan. Ama aşağıda neler yaptı siz de gördünüz. Halbuki Rezan'ın biz yüksek sesini hiç duymamıştık. Kendi halinde terbiyeli, çalışkan bir çocuk. Yani öteki kızlar gibi gezmeyi tozmayı bilmez. Neden? Neden mi? Hiç böyle şeyler yaşamadı ki.
Annesi titizdir. Böyle şeyler yaşamasına izin vermez. Kardeşi var mı? Kardeşi mi? Yok. Var. Onun da durumu belli. Peki hiç arkadaşı yok mudur Reza'nın? Yok. Gelen giden olmaz. Annesi müsaade etmez zaten eve arkadaş getirmesine. Hiç dışarı çıkmaz mı? Sinemaya bile gitmez mi? Gitmez galiba. Demek gitmez galiba. Evde ilişkiler nasıldır? Baba yapmam lazım. Ne olur. Baba sizin için yapmam lazım. Hadi. Baba. Baba kesmem lazım. Gözünü seveyim. Yapma. Yapma. Ne olur. Baba. Sen yapma ne olursun. Baba bırak. Baba bırak. Baba bırak. Gel. Gel. Odana götüreyim. Gel. Kalk. 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 Bakma beni. Gel güzel kızım. Kilitledim odasına. Bu böyle olmaz hanım. Doktora götürmemiz lazım hemen. İyi götür öyleyse. Evde ilişkilerimiz iyidir. Yani kavga gürültü olmaz. Böyle söylese de çok düşündü. Belli ki evde onun da farkında olduğu başka tuhaflıklar da var. Bizim hanım konuşmayı pek sevmez. Akşam oldu mu örgü örer. Ben televizyon izlerim. Kız da odasında kitaplarını okur. Yani kimse kimseyle konuşmaz mı? Canım her gün de konuşacağız. Ya, önemli bir şey olursa konuşuyoruz tabii. Bir genç kızın iş ve okul dışında dışarı hiç çıkmaması, hiç kimseyle arkadaşlık etmemesi, hatta evde bile konuşmaması sizce normal mi? Ama bu yeni olmadı ki. Benim kızım hep böyleydi. Mahpisim hanım. Hep onun yüzünden. Eşiniz nasıl? Her zamanki gibi. Dünya yıkılsa umurunda olmaz onun. Düzeni bozulmaz. Tek derdi temizlik. Neyse o da başka konu ya. Reza'nı ne yapacağız? Yani... iyileşir mi? Umarım. Bir ilaç yazacağım. Her akşam mutlaka düzenli olarak almalı. Kabul etti mi? Biz ilacı zorla vermeye kalksak ilaç mı dinlemez istemez bizden. Onu hastaneye yatıralım ister misiniz? Hayır yani benim kızım mühendis çok da iyi bir işte çalışıyor. Tımarhaneye yatırır detmesini istemem. Doktor hanım evde tedavi görsek olmaz mı? Olur ama hastaneye yatırsak gözetim altında tutabilirdik. Kızınızın durumu çok ciddi. Ben hastaneye yatıramam kızımı. Ona evde bakmak istiyorum. Ama çok dikkatli olmalısınız. Hem kendine hem de size zarar verebilir. Büyük zararlar. Umarım ne demek istediğimi anlatabiliyorum. Öldürebilirdi siz diyorsunuz. Doktor hanım ben fedakarlık yaparım. Gerekirse 24 saat uyumam, çocuğuma bakarım. Evde bakarım. Bu ilaç ne işe yarıyor? Bozulan düşünce sistemini düzeltmeye yarayacak. Umarım haftaya da bana daha iyi gelecek. Haftaya gene mi geleceğiz? Konuştunuz mu kendisiyle? Evet, kızınızın tedaviye uyumu çok iyi. Aman öyle olsun doktor hanım. Peki bize ne tavsiye edersiniz? Yani nasıl davranalım kıza? Öncelikle ona sakin bir ortam iyi gelir. Kafası zaten karışık, bir de biz karıştırmayalım. Ona pek soru sormayın. İstemezse televizyon da seyretmesin. Ya sormayız. Ya ne istiyorsa yaparız. Şefkatli ve yumuşak davranın. Söylediklerine gülmeyin, saçmalama demeyin. Ama gözünüz hep üzerinde olsun. Bunların hepsini yaparız. Yeter ki kızımız iyi olsun. Eğer kızım düzülürse size minnettar oluruz doktor hanım. Elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Yalnız bu arada işe gitmemesi lazım.
Dilerseniz ben size bir rapor yazabilirim. Yok yok yok, gerek yok. Ben 2 günlük rapor almıştım doktor arkadaşlar. Hani gerekirse yine yazdırabilirim. En az 20 gün olmalı. 20 gün sonra iyi olsa bari. Çok teşekkür ederim doktorum. Rica ederim. İyi günler efendim. İyi günler. Çocuklarımızı özenle yetiştirelim derken bazen bizim doğrularımız hayatın doğrularıyla uyuşmuyor. Evden işe, işten eve gelip giden, hiç arkadaşı, eşi dostu olmayan, insanlarla ilişki kurmaya, onlarla bir sinemaya gitmeye bile hakkı olmayan zavallı Rezan. Hayatın içinde yaşayamadıklarını şimdi hastalık ona zihninde yaşatıyor. Ablacığım, ben yanındayım. Hoş geldiniz. Merhaba. Ablam Derya Çaldır'ın randevusu vardı. Tamam. Siz böyle geçin oturun. Doktor Hanım birazdan alır sizi. Daha önce de buraya mı gelmiştiniz? Yok. O zaman hastanede çalışıyordu doktor hanım. Aa, siz daha önce geldiniz doktor hanımı hastanedeyken öyleyse. Evet. Yıllar önce. Gerçekten doktor hanım hatırlıyor musun? Yani çok küçük müsün o zaman? Bazı anılar iz bırakıyor. Deryacığım, ne olur şu elini çek artık ağzından. Lütfen kızım. Anne. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, yok bir şey. Tamam, tamam bir tane. Tamam, tamam, geçti buradayım. Tamam, ben buradayım. Ben buradayım. Tamam. Ben haber vereyim doktor hanıma. Gelebilirsin Tunacığım. Hocam bir hanımefendi geldi sizinle görüşmek için bekliyor. Daha önce de gelmiş size, siz hastanede çalışırken ama benim kayıtlarımda yok. Bayağı eski herhalde. Allah Allah, kim acaba? Adı ne? Derya Çaldıran. Derya Çaldıran. Eski dosyalara bakayım. Ben yardımcı olayım size. Lütfen.
Ay sıkışmış bir yerim. Buyurun. Sağ ol Tunacığım. Burada da yok. Dediğin gibi çok eski olmalı. Çaldıran soyadı hiç yabancı gelmiyor. Ben de merak ettim şimdi. Hadi hemen yönlendir de Derya Hanım'ı bekletmeyelim Tunacığım. Hemen hocam. Ben koyayım mı onu yerine? Yok canım sağ ol. Tamam, tamam hocam. Ablacığım. Bak gözünün feri gitti. Ne olur bir uyku ilacı yazsın sana. Tamam. Söyleyeceğim merak etme. Derya Hanım. Doktor Hanım sizi bekliyor. Buyurun geçebilirsiniz. Şu odaya hemen. Merdiven halinden çıkınca solda. Siz bir şey arzu eder misiniz? Teşekkürler almayayım. Buyurun. Hoş geldiniz Derya Hanım. Merhaba Doktor Hanım. Buyurun lütfen. Ne kadar yorgun görünüyor. Allah bilir günlerdir uyumuyor. Ama gözleri çok tanıdık Derya Çaldıran. Bir hatırlasam seni. Sizinle daha önce tanışmış olabilir miyiz? Evet. Ben daha önce küçükken size gelmiştim. Annemle. Sizi çok iyi hatırlıyorum ama siz beni hatırlayamazsınız herhalde. Hatırlamaya değer biri olmadığını düşünüyor. Aslında biraz hatırlar gibi oldum. Peki. Yıllar sonra neden buradasınız? Anlatmaya nereden başlamak istersiniz? Bilmiyorum. Buraya gelene kadar yol boyunca bunu düşündüm. Ama bulamadım. Avukatım ben. Bizim işimiz anlatmak, konuşmak. Ama burada... Neyi nasıl anlatacağımı, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Demek avukatsınız. Evet. Ama maalesef son zamanlarda işimi yapamıyorum. Neden? Uyuyamıyorum ben. Uyuyamadığım için de işime konsantre olamıyorum. Bu ara hayatınızda neler oluyor Derya Hanım? Tamam. Sakin ol. Neler oluyor böyle? Ufacık bir pencere kapanmasından bile korkuyor. Belli ki ses bir şeyleri tetikliyor. Buradayım ben. Ben buradayım. Babam da böyle derdi. Ben buradayım. Arkandayım. Korkma. Düşersen? Buradayım dedim ya, tutarım seni. Söz mü? Söz tabii. Babalar niçin var sanıyorsun? Kızları düştüğünde onları yakalasın diye. Her düştüğümde mi? Her düştüğünde tabii. Peki sen çok uzaktayken düşersen? O zaman çok hızlı koşmam gerekecek işte.
Tamam, sana güveniyorum. Tamam, hadi bakalım. Ha, aferin kızım. Rengini koru. Oluyor mu baba? Benim kızım yapar da olmaz mı? Aferin, harikasın. Dikkat et. Rengini koru. Yaşasın, yapıyorum. Aferin, çok iyi. Sen merak etme kızım. Hep önüne bak. Ben buradayım, tam arkanda. Babanla çok güzel bir ilişkiniz varmış sanırım. Biz çok düşkündük birbirimize. Geçmiş zaman kullanıyor. Acaba babası öldü mü yoksa koptular mı birbirlerinden? Deminki ses belli ki sana çok korkutucu geldi. Ses onun en büyük travmasının anahtarı belli ki. Ah, ne hale geldi bir anda. Derya. Derya. Bir şey yok. Elini ver. Diğer elini de ver. Ayağa kalk şimdi. Her şey yolunda Derya. Geçti. Gel. Dur şöyle. Tamam. Geçecek. Serdar öldürüleli 15 gün oldu doktor hanım. Derya geceleri ağlayarak uyanıyor. Ağlarken de uyuyakalıyor. Bir kızım daha var 1 yaşında. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben iyi değilim ki kızım iyi olsun. Bir arkadaşım önerdi sizi. Hem kendim için hem kızım için. Demek eşiniz öldürüldü. Başınız sağ olsun. Çok zor bir durum. Nasıl oldu? Bilmem. Polis de işin içinden çıkamadı zaten. Kocam her zamanki gibi uzak yoldan geliyordu. Askerdi benim kocam. Görev yeri burada değildi. Derya babasını çok sever. Camda heyecanla onun gelmesini bekliyordu. Geldiğini görünce de doğru aşağı koştu. Kapının önünde biri vurdu kocamı. Biz seslere indik aşağıya. Ama iş işten geçmişti. Gözlerimizin önünde öldü kocam. Yani Derya da her şeye şahit oldu. Maalesef. Aşağıya benden önce koştu çünkü. Aman Tanrım. Adam evinin önünde öldürülüyor. Eşi ve çocuğu da buna tanık oluyor. Her ikisi de hiç unutulmayacak bir travma, bir şok yaşamışlar.
Yani anlayacağınız gibi bu işten en çok Derya etkilendi. Bir de işte böyle çok yoğun parmak emiyor. Elini tutuyorum, yapma diyorum. Ama olmuyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir tuhaflık var bu kadında. Olayın şokundan mı böyle acaba? Acıdan çok yoğun bir korku ve huzursuzluk var onda. Sanki bütün bunlar onun değil de başkasının başına gelmiş gibi. Travma sonrası benzer tepkiler olabilir ama bu kadında bir şeyler yerli yerine oturmuyor kafamda. Derya Çaldıran, sensin o. Yıllar önce annesinin kucağında parmağını emen, babasını kaybeden Derya'sın. Bu hayat ne sihirli bir şey. Yıllarca bana ne çok şey öğretti, öğretmeye de devam ediyor. Kim bilir neler yaşadın yıllarca. Kendisini hatırladığımı doğru zamanda söylemeliyim. Derya'cığım hadi kalk. Daha iyiyiz. Neler oldu anlat bakalım. Ben küçüklüğümden beri sesten çok korkarım. Yıllar içinde epey azalmıştı. Son bir aydır yine başladı. Son bir ayda tam olarak ne oldu? Kabuslar. Kabuslar geri döndü. Korkudan uyuyamaz hale geldim. Günü 2-3 saat uykuyla geçiriyorum ben. Neler görüyorsun o kabuslarda? Karmaşık, anlamsız şeyler. Ben büyük bir hukuk firmasında çalışıyorum. Uyuyamadığım için işime konsantre olamıyorum. Geçen gün dosyaları karıştırmışım. Derya, her şey yolunda mı? İyi misin? Yani bu aralar pek iyi görmüyorum seni. Yok, bir şey mi oldu? Ya yok, biraz dalgın gibisin sanki. Yani hiç yapmayacağın şeyler yapıyorsun. İki dosyanın duruşma saatini ve yerini karıştırmışsın ama Allah'tan hemen fark ettik. Sen yapmazdın mı böyle şeyler? Tamam. Hangi iki dosya ben hemen düzelteyim. Tamam tamam, hallettim ben, merak etme. Sen gerçekten nasılsın onu söyle. İyiyim dedim ya. Haftaya annenin tahliye günüydü değil mi? Gidecek misin? Gitmeyeceğim. Hani gidemem. Eyvah eyvah. Sanırım şimdi taşlar yerine oturuyor. Umarım yanlış hatırlıyorum. Annen hapiste demek. Evet. Annem babamı öldürdüğü için yıllardır hapiste. Benim annem babamı öldürdü. Ne denir ki? Yaşadığı şey dayanılır gibi değil. Demek doğru hatırlıyormuşum.
Aynı anda hem anneyi hem babayı kaybetmek bir çocuk için dayanılması en zor durumdur. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen anlatırken benim içim sızladı. Biliyor musun? Annenle bana geldiğiniz günü hatırladım. Yine parmak emiyordun annenin kucağında. Hatırladınız demek. Bu görüşmenin annemle geçirdiğim son saatler olduğunu bilmiyordum. Nasıl yani? O gün eve döndüğümüzde gördüğüm... Anne, hadi gel. Geldi işte. Neriman Çaldıran siz misiniz? Anne ne oluyor? Evet benim. Bizimle karakola kadar gelmeniz anne, gerek. Anne ne oluyor? Anne. Lütfen hanımefendi. Anne. 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 Geçin. Anne. 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 Tabii o zamanlar babamın katilinin peşinden koştuğumu bilmiyordum. Ne büyük ikilem. Babamı zaten 15 gün önce gözlerimin önünde kaybetmiştim. O günde annemi son defa gördüm. Babanın öldürüldüğünü çocuk halinde gör, her şeye tanık ol. Bu da yetmezmiş gibi sonra tek kalan dayanağın anneni götürsünler. Buna haksızlık denmez de ne denir? O zamanlar ne olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Babam gözlerimin önünde öldürülmüştü. Sonra annemle birlikte onun gömüldüğüne şahitlik ettim. Ama yine de ölüm neydi anlamıyordum. Babamı neden toprağın altına koydular? Annemi neden polisler götürdü? Babam öldüğü için mi annemi polisler götürdü? Annemi de mi toprağın altına koyacaklar? Bunları sorup duruyordum. Karanlıkta. Toprağın altında ne yapıyorlar diye merak ediyordum, korkuyordum. O yaşta bir çocuk için ölüm anlaşılması çok zor bir durum. Peki size anneni neden götürdüklerini açıklamadılar mı? Hiç kimse hiçbir şey açıklamadı. Ben o zaman annemin asıl suçlu olduğunu bilmiyordum. Demek çocuklara bir açıklama yapan olmadı. Diğeri küçük zaten de Derya çok fena etkilenmiş olanlardan.
Belki de o yüzden en ufak sesten çabuk etkileniyor. Babasını kaybettiği gün duyduğu silah sesleri yankılanıyor zihninde. Yine de bugünlere gelebilmesi bir mucize doğrusu. Aileden de bize sahip çıkan olmayınca yetiştirme yurdundan gelip bizi aldılar. Bir daha dönecek miyiz evimize? Sizin artık yeni bir eviniz olacak. Ama ben yeni bir ev istemiyorum ki, kendi evimi istiyorum. Anne babamı istiyorum. Nerede kaldı bu araba? Neriman'ın kızları değil mi bunlar? Onlar yetimhaneye götürüyorlar. Aa, neden? Bakacak bir akrabaları yok mu bilebilirim? Baba tarafı istememiş. Sahip çıkmamış, reddetmiş. O kadının çocuklarını istemeyiz demişler. Anne tarafında da akraba var mı? O da meçhul tabii. Aha. Ortalarda kaldı çocuklar desen. Şimdi yetimhanede bunlar perişan mı? Ya. Çantası. Derya'cığım, o daha çok küçük. Özel bakıma ihtiyacı var. Başka bir yere gitmesi lazım. Ben vermem size kardeşimi. Bırakın beni. Derya'cığım gel, bizim arabamız arka tarafta. Gel. Kardeşimi istiyorum. Gel canım. Kardeşimi istiyorum ben. Tamam, tamam canım. Gel. Ama aldılar. Babam, annem derken. Sonunda kardeşimi de aldılar. Ah canım, kardeşiyle de aynı yerde kalamamışlar. Yapayalnız hissetmiştir kendini, sahipsiz bir kedi yavrusu gibi. Bir daha hiç görmedin mi kardeşini? Beni çok seven bir öğretmenim vardı. Hep görüştürdü beni kardeşimle. Kopmadınız yani, öyle mi? Ne güzel. Asla. Ben kardeşimi hiç bırakmadım. Sonra yaşım büyüyünce benim kaldığım yurda geldi. Ama bizim aile ve yuva özlemimiz hiç bitmedi. Yurtta hayat nasıldı? İlk fırsatta kaçtım ben yurttan. Ama hemen bulup beni geri getirdiler. Kaçınca nereye gittin? O zamanlar cevaplarımı sadece orada bulabileceğimi sanıyordum. Oraya nasıl gittim, nasıl buldum hala bilmiyorum. Bak ben geldim.
Anne neredesin? Anne. Anne. Ne kadar haklısın onları mezarlıkta aramakta. Bir çocuğun verebileceği en saf tepkiyi vermişsin. Peki annen hapishanedeyken hiç aramadı mı seni? Bir gün aradı. Derya. Her yerde seni arıyorum. Niye arkadaşların yanında değilsin? Peki tamam. Hadi gel sana bir sürprizim var. Gel gel. Hoppa. Aa Derya'cığım hoş geldin. Gel bak bakalım kim konuşmak istiyor seninle. Alo? Derya? Anneciğim, anneciğim sen misin? Benim bir tanem, benim kuzum. Nasılsın? Ha, iyi misin? Kardeşin nasıl? Anneciğim gelip bizi al buradan, seni çok özledim. Derya. Bak beni şimdi çok iyi dinle tamam mı? Ben çok uzaklardayım. Hemen yanınıza gelemeyeceğim. Ama sizi gerçekten çok seviyorum. Hep aklımdasınız. Sevseydin gelirdi. Sevmiyorsun işte, sevmiyorsun. O günden sonra her hafta düzenli olarak aradı annem. O 10 dakikalık konuşmaları ben heyecanla beklerdim ama her seferinde ona sitem ederdim. Hep ağlardım. Telefon konuşmalarında neredesin? Niye bizi almıyorsun? Aklınca oyalardı bizi. Sizi çok seviyorum. Seni çok özledim. Asla inanmazdım ona. Özlesen gelirsin, bizi sevsen alırsın bizi buradan. Nerede olduğunu asla söylemedi. Böylesi daha kötü. Anne hem var hem yok. Var ama ona yalan söylüyor. Onu istemiyor, gelip almıyor. Kaderimizi işte bu yaralar yazıyor. Bütün bu yaşadıkları bu kızın kaderini nasıl değiştirecek acaba? Annenin hapiste olduğunu ne zaman, nasıl öğrendin? Öğrenebileceğim en kötü şekilde öğrendim. Şuradaki katilin kızı biliyor musunuz arkadaşlar? Oradaki bizim mahalleden. Annesini babasını öldürürken gördü. Bak şimdi. Sen Ali Paşa mahallesinden değil misin? Evet. Bildim seni. Babanı öldürmüşlerdi evin önünde. Biz de karşı apartmanda oturuyorduk o zaman. Ben seni hatırlayamadım. Ben seni gayet iyi hatırlıyorum. Annene benziyorsun. Katil annene. Benim annem katil değil. Nasıl değil? Senin annen babanı öldürdüğü için hapiste değil mi? Hayır, benim annem çok uzaklarda. Hapiste işte, katilin kızısın sen.
Annesi katilmiş. Uzak duralım, bizi de kesmesin. Git bu okuldan. Git bu okuldan, katilin kızı. Müdüre şikayet edeceğim, istemiyoruz seni bu okulda. Git bu okuldan, git buradan. Ben zaten yetiştirme yurdunda büyümüş bir çocuk olduğum için kendim diğer çocuklardan hep ezik hissederdim. İçine kapanık, kendi halinde bir çocuktu. Sonra arkadaş edinmeye çalıştıkça herkes benden vebalıymışım gibi kaçtı. Geçirme. Katilin kızı. O yaşta çocuklar bilinçsizce çok acımasız olabiliyorlar. Sana da öyle davranmışlar. Annenin işlediği suçun seninle hiçbir ilgisi yok. Ben hep tersinden korktum. Benim de içimde gizli bir katil varsa diye. Katili uyandırmaya bile çalıştım. Anneciğim, gelip bizi al buradan. Seni çok özledim. Ben çok uzaklardayım. Hemen yanınıza gelemeyeceğim. Sevseydin gelirdin. Sevmiyorsun işte, sevmiyorsun. Özür dilerim. Özür dilerim yavru kuş. Özür dilerim. Seni çok seviyorum. Anlayacağınız kıyamadım o kuşa. Ama hala içimde gizli bir katil var mı diye korkuyorum. Anneme benzer miyim? Annenin bu cinayete neden karıştığını biliyor musun? Sevgilisini ailesine tercih ettiği için neden olacak? Nasıl da öfkeli hala annesine? Bu korkunç olayın üzerinden yıllar geçmiş. Ama hala çok etkilendiğini görebiliyorum.
bu olayla ilgili şu an nasıl hissediyorsun? Utanıyorum. O katilin annem olmasından utanıyorum. Onun kızı olmaktan utanıyorum. Çok utanıyorum. Benim babam... Ben babamı çok severdim. Çok iyi bir insandı. Ailesini çok severdi. İnsanın görevi şırnak olunca seçenekleri çok fazla olmuyor tabii. Olsun, ben çok hediye istemem zaten. O zaman bu benim tok gözlü kızıma. Baba, bu çok güzel. Anne bak, çok güzel değil mi? Çok güzel kızım. Bu da güzel karıma. Niye zahmet ettin? Hiç gerek yoktu. Dur, takayım şunu sana. Yok, ben denize yatıracağım. Sonra takarsın. Baba, bak nasıl olmuş. Senin için giyindim. Çok güzel olmuşsun kızım. Canım benim. Böyle bir adama nasıl yaparsın bunu? Nasıl kıyarsın? Nasıl aldatırsın? Hani hiç mi vicdanın yok? Artık benimle değil, annesiyle konuşuyor. Ona yıllardır söylemek isteyip de söyleyemediklerini bu odada haykırıyor. Bir psikiyatrist ne diyebilir ki? Olsa olsa onu anlamaya çalışır. Anladıkça onun da yüreği yanar. Tamam, sen de yalnız kaldın. 2 yıl kocasız kaldın. Bizi tek başına büyüttün, sıkıldın, darlandın. Ama nasıl bu kadar ileriye gittin? Şimdi de kendini annesinin yerine koyup onu anlamaya çalışıyor. Sevmiyorduysan ayrılsaydın, boşansaydın. Bizden de boşansaydın, çocuklarından. Atsaydın bizi sokağa. Biz yine annesiz babasız çocuklar gibi büyürdük yetimhanede. Ama sen nasıl kıydın benim babama? Bizim alnımıza bu lekeyi nasıl sürdün sen? Hiç mi vicdanın yok? Hiç mi? İnsan kendi çocuğuna bunu yapar mı? Biz senin karnında büyümedik mi? Sen doğurmadın mı bizi? Ya sen bu yükü çocuklarına nasıl bıraktın? Nasıl kıydın sen benim masum babama? Onu nasıl öldürttün sen? Sen nasıl kıydın bize? Böyle ağır bir travma yaşayan her çocuğun aklından geçenleri söylüyor. Yıllardır bu öfke hiç dinmemiş. Peki bunları annene sordun mu? Hayır. Hapishanede olduğunu öğrendikten sonra bir daha onunla hiç konuşmadım. Deryacığım, annen 3. kez aradı. Hadi gel, bir sesini duysun ha. Peki, nasıl istersen. Maalesef. Neriman Hanım. Derya gelmiyor. Tam tahmin ettiğim gibi
sahibine ulaşamamış bir öfke bu. Şimdi tam hayatını kurmuşken annenin tahliyesini öğreniyorsun. Ve yıllarca içinde büyüyen öfkenin hesabını sormak istiyorsun. Öyle değil mi? Evet. Evet öyle. Annemin hapishaneden çıkacağını öğrendiğimden beri kendime gelemedim ben. Ne yapacağım? Nasıl yüz yüze geleceğim? Gelebilecek miyim? Gelecek miyim? Ne yapacağım? Anlıyorum Derya. Çok zor bir durum. Ama sakın kendini hemen karar vermek zorunda hissetme. Bu konuyu haftaya uzun uzun konuşalım. Yıllardır içinde biriken, utancından kimseye söyleyemediğin şeyleri burada tek tek anlat bana. Her şeyi içine atmışsın, gömmüşsün. Ama şimdi onlardan kurtulma zamanı. Önemli olan bu. Önemli olan sensin. Bugün çok yoruldun. Bu hafta işe gitme. Biraz evde yat, dinlen. Deryacığım, ani sesler muhtemelen sende babanın öldürüldüğü geceyi tetikliyor. Hissettiğin o korku ve heyecan da o gün hissettiğin korkuya ve yaşadığın şoka çok benziyor. Evet. Sanki o geceyi yeniden yaşıyorum. Bu yaşadıkların insan hayatında gerçekten çok önemli ve yıkıcı etkisi olabilen durumlar. Ama sen yine de hepsini tek başına göğüslemişsin. Oralardan buralara gelmek kolay değil. Seni canı gönülden tebrik ederim. Şimdi sana bir ilaç yazacağım. Öncelikle gece uykularını düzenleyelim. Sonrasını dinlemek için de seni bekliyor olacağım. Son kez annemin kucağında yatarken karşımda siz vardınız. Sanki annemin kokusu var sizde. Nasıl da özlüyor anneyi. Ne olursa olsun yıllarca anne özlemi çekmiş. Özlenene duyulan öfke onun canını daha çok acıtıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Haftaya mutlaka geleceğim. Rica ederim. Bekliyorum Derya'cığım. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, her evlat annesinden ayrı kaldığında yuvasını, annesini arar. Derya her ne kadar annesine öfkeli olsa da annesine sarılmaya hasret kalmış. Çok kızgın ama bir yandan da çok özlem içerisinde. Bu çelişkili duyguları aynı anda yaşamakta o kadar haklı ki. Umarım onu bu çelişkiden biraz olsun kurtarabilirim. Tuna Hanım. Evet, Asma Hanım değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle son dakika doktor hanım kabul etti. Gerçekten minnettarız. Yok, ne demek? Olur mu öyle şey? Size de tabii çok teşekkürler. Ne demek? Rica ederim. Olur mu öyle şey? Siz de buyurun, geçin oturun. Doktor hanım birazdan alır sizi. Ben haber vereceğim kendisine. Doktor hanımla önce ben bir görüşsem daha iyi olacak. Zaten bir tek sen görüşeceksin anneciğim. Git konuş. Süveyda. Tamamdır Asuman Hanım, ben haber veriyorum şimdi kendisine. Gel. Hocam. Hocam gün boyu ısrarla arayan Asuman Hanım ve kızı geldiler. Asuman Hanım biraz endişeli sanırım. Önce o görüşmek istiyormuş sizinle. Kaç yaşında bu genç kızımız? 19 hocam. Ama yani bana yukarı çıkmaya pek gönlü yok gibi geldi. Nasıl yani? Yani az önce aşağıda annesini sen görüşeceksin sadece dedi de.
ailesinin zorla getirdiği bir ergen vakasıyla karşı karşıyayız desene Tunacığım. Tamam Tuna. Tamam, alabilir miyim? Lütfen. Hüseyin'ciğim, alır mısın? Aldım ben Tuna Hanım. Asma Hanım, buyurun, doktor hanım sizi bekliyor. Ben de geleyim sizinle. Siz bir şey alır mısınız? Limonata. Limonata, tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor hanım. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Böyle de apar topar randevu aldık geldik ama siz de vakit ayırdınız. Yani kırmadınız bizi. Çok sağ olun gerçekten. Birden fazla konuştum değil mi? Kusura bakmayın. Çok endişeli. Biraz rahatlaması lazım. Rica ederim. Buyurun bir su için. Size böyle apar topar randevu aldıran şeyi duymak isterim. Doktor hanım, benim 19 yaşında bir kızım var. Buraya beraber geldik zaten, şimdi aşağıda kendisi. Yukarı çıkmak istemedi. Belki siz ikna edersiniz onu. Benim kızım... Çok zor söylemesi gerçekten. Ağrına gidiyor insan. Hırsızlık yapıyor. Bugün de bir mağazada yakalanmış. Hanımefendi lütfen daha fazla zorluk çıkarmayın. Açın çantanızı. Süveyda. Annesiyim ben. Kızınız çantasını açmıyor. Eğer inat etmeye devam ederse sizi karakola sevk etmem gerekecek. Ben bir şey çalmadım anne. Ne boş yaptınız ya? Kızım, çantanda parasını ödemedin. Herhangi bir şey var mı? Yok anne. Vallahi yok ya. Ben ne aldıysam ödedim. Saçmalıyor bunlar. Ne diyorsa o. Genç bir kızı böyle burada alıkoyamazsınız. Kasiyerimiz görmüş hanımefendi. Canım belki gıcık oldu. İftira atıyor. Ne biliyoruz? Yani görüntüyü arayıp bulmakla uğraşmayayım diyorum ama bakacağım peki. Adamın karşısında yaşadığım rezilliği düşünebiliyor musunuz? Nasıl mahcup oldum anlatamam size.
Özür diledim. Parasını ödedim. Polise haber vermeyin dedim. Bu sefer inanmak istedim. Öyle masum baktı ki yüzüme. Doktor hanım, en acısı da ne biliyor musunuz? Süveyda, kızım. Hiçbir şey olmamış gibi. Öyle durdu. Yani hiçbir tepki yok. Hiçbir utanma emaresi yok. Hani çıtını çıkarmadan öylece durdu karşımda. Yaptığı şeyi inkar ediyor demek. Bu çalma davranışının arkasında her zaman bir neden vardır. Çoğu zaman da duygusal bir ihtiyaç. Hadi anne. Bana söylemek istediğin bir şey var mı kızım? Ha? Mantıklı bir açıklamam filan. Benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Anne. Sen bana az önce ne yaşattığının farkında mısın? Hı? Farkında mısın sen bana? İçeri. Anne tamam sakin ol. Anne dur sakin ol tamam dur su vereyim dur. İyi misin? Allah kahretsin bunları. Zor bir gün olmuş. Çok zor. Daha önce hiç böyle davranışları olmuş muydu? Oldu. Oldu. Uzun zamandır böyle aslında. Çocukluğundan beri. Ama işte şimdi koskocaman bir genç kız oldu. O yüzden ben de hani her defasında... Bu sefer yapmamıştır belki deyip inanıyorum safça. Genelde nasıl şeyler ilgisini çekiyor? Ne çalıyor? Mesele de o zaten. Yani böyle maddi değeri büyük şeyler almıyor. Ufak tefek şeyler alıyor. Hatta bazen de aldıklarını sağa sola dağıtıyor öyle. Hediye ediyor. Ama bazılarını saklıyor. Onlara böyle mücevhermiş gibi bakıyor. Onları da yatağın altında bir kutuya koyuyor.
Nereden bulduğunu sorunca da hediye deyip geçiştiriyor. En büyük sorunumuz da yaptığını asla kabul etmemesi. Çocukluğu nasıldı peki? O da zordu. Hırçındı yani. Yıkar dökerdi. O sonra gelir, kendini sevdirirdi. Siz ne yapardınız? Sarılırdım. Ne yapayım? Bir daha yaparsan bak, kızarım giderim derdim. İşe yarar mıydı? Korkardı tabii. Yani o zaman daha sıkı sarılırdı. Anne gitme derdi. Peki arkadaşlarıyla arası nasıldır? İyi. Yani sevilir. İşte yani çocukken tabii hırçındı işte. Kavga ederlerdi. Bizimkisi sataşırdı daha doğrusu. Ama şimdi büyüyünce duruldu tabii. Sizinle bir şey paylaşır mı? Yok. Paylaşmaz aslında. Ama çocukluğunda da böyleydi. Yani kapalı kutu. Ne bileyim, okuldan gelir işte derim, yavrum okulda günün nasıl geçti? Aynı. Öğretmenine sordu. Bir şey sormadı. Ne bileyim işte sınavın nasıl geçti? İyi. Bu kadar. Bundan daha fazlasını alamadım ağzından. Anneyle paylaşımı da çok az. Burada da zorlayacaksın demek ki beni Süveyda. Doktor hanım, bu yaptıklarını çocukken sınıfta da yapardı. Bırak. Kaç defa yakalanmış. Birkaç defa öğretmeni aradı. Durumu anlattı. İşte ne bileyim, silgi, kalem kutusu, kalem tıraş gibi ufak tefek şeyler çalmış. Nasıl mahcup olduğumu anlatamam size. Yani sen o kadar özenle büyüt. O gelsin böyle yapsın. Yani öğretmenlere de dert anlatılmaz. Hani ne diyeceğim? İnkar da edemezsiniz. Çalan sizin kızınız. Ama gece olunca... Yani öyle gelir, sokulur yanıma. Kedi gibi. Sanki anne beni sev der gibi. O zaman da... Bütün gün ne yaptıysa hepsi geçip giderdi gözümden. Çok severek büyüttüm. Şimdi böyle çalıyor ediyor diyorum ama siz yani bakmayın bana. Çok iyi kalpli çocuktur. Gerçekten de merhametlidir. Ne bileyim, herkesle her şeyini paylaşır. Dersleri hep iyidir. Şey, bugüne kadar hep takdir getirdi. Kızdırır bazen. Yıkar döker. Ama sonra gelir, gönül almasını bilir. Sarılır, öper. Anne beni bırakmayacaksın değil mi der. Terk edilmekten çok korkan bir çocuk. Anne de onu kaybetmekten korkuyor.
Sizin onu bırakmanızdan korkuyormuş, öyle mi? Asla. Asla bırakmam. Kimseye vermem evladımı. Neden birilerine versin ki çocuğunu? Neden böyle bir şey söyledi acaba? Zor bir çocukluğu olmuş. Peki sizin hamileliğiniz nasıl geçti? Normal. Herkesinki nasılsa öyle. Süveyda görecek misiniz? Bazı soruları geçiştiriyor. Elbette. Peki hiç yardım aldınız mı? Yani psikolojik bir destek? Yok. Adımız çıkar diye korktuk. Adımız çıkar diye demek. Sır gibi saklanmış. Başka nasıl sırlar var acaba gizledikleri? Ne demek istediğinizi tam olarak anlayamadım Asuman'ın. Yani şey demek. Etrafta duymasından tedirgin olduk biraz. Epilepsisi vardı aynı zamanda. Böyle bayılmaları, evden kaçmaları olurdu çocukken. Evden kaçma? Çocukken işte böyle kapıyı çekip giderdi. İlk gittiğinde 6 yaşındaydı. Anneciğim ne oldu sana? Neredeydin anneciğim? Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu bebeğim? Ne oldu? Lan ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neyse işte o gece kendiliğinden döndü ama çok korktuk. Korkmakta çok haklısınız Asuman Hanım. Peki ne olmuş o gece? Nereye gitmiş? Neden kaçmış? Bilmiyoruz ki. Döndü geldi 20 saat uyudu. Doktor çağırdık tabii işte. Muayene etti. Ertesi gün de hastaneye götürdük. Yani evladım geri döndü ya. Diğer şeylerin hiçbir önemi yok. Diğer şeyler de ne demek acaba? Bu çocuğun o gece sağ salim eve dönebilmesi bile bir mucize. Ama sanki o gece bir şey olmuş. Şimdi bana anlatmak istemediği bir şey. Doktorlar ne dedi o zaman? Epilepsiye bağlı dediler. Yine o gün ne olduğunu söylemiyor. Kötü şeyler olduğu belli.
Ama bu konuyla ilgili bir tedavisi oldu sanırım. Tabii tabii. Aile dostumuz var, yakınımız, doktor. O ilgilendi. İşte bütün tetkikleri, tahlilleri, her şeyi yaptı. En sonunda da epilepsiye bağlı dedi. Ancak işte bir psikolojik destek almadık. Anlıyor musunuz? Bilemiyorum tabii. Yani bu bizim için de zor bir şey. Her cümlesi tedirgin, her şeyi üstü kapalı anlatıyor gibi. Epilepsi, yani sarı krizleri, önemli bir hastalıktır. Kişi bilincini kaybeder. Saatlerce kızın başına neler geldi acaba? Ailenin bunları bilmemesi mümkün değil ama söylemiyor. Sizin için güvenilir biriymiş o zaman bu doktor yakınınız. Tabii tabii. Şey, çok iyi bir doktordur. Her türlü sırrımızı emanet ederiz. Henüz sana güvenecek kadar yakın hissetmiyorum kendimi diyor. Önce sınayacak belli. Eşiniz, o da sizinle aynı fikirde mi? Yani kızınızın psikolojik bir destek alması konusunda. Ben söylemeyi unuttum ki. Aklımda kaldı. Eşim şu anda iş seyahatinde, yurt dışında. Ama döndüğü zaman muhakkak o da görüşmek istiyor sizinle. O destek alma konusunda o benden daha istekli. Anladım. Tanışırız tabii, memnun olurum. Ama işte, yani gördüğünüz üzere asıl görüşmeniz gereken kişi Süveyda. O da aşağıda protesto halinde. Peki Asuman Hanım, son bir şey sormak istiyorum. Ne oldu da daha önce değil, şimdi geldiniz? Bilmem. Vakti şimdidir belki. Şimdi birlikte ineriz. Belki kısa süreliğine de olsa Süveyda'yı buraya gelmek için ikna edebilirim. İnşallah. Asuman Hanım, Süveyda adını kim koydu kızınıza? Dedesi. Buyurun. Doktor Hanım, tanıştırayım kızım Süveyda. Çok memnun oldum Süveyda. Ben de memnun oldum. Anneciğim, artık gidelim mi? Çok sarmadı buralar beni. İznin olursa kısacık da olsa seni odamda ağırlamak isterim. Uzun süredir senin gibi gençlerle sohbet etme imkanım olmamıştı. Ne konuşacağız ki? Bilmem. Sen ne istersen. Bugün çok sıcak değil mi? Tunacığım, ben de bir limonata rica edeyim. Yukarı çıkarırsan Süveyda ile karşılıklı içeriz. Tabii hocam, ne demek? Ben şimdi odama çıkıyorum. Sen biraz düşün. Gelmek istersen Tuna Hanım sana eşlik eder. Süveyda Hanım zaten. Hemen. Ay yok, ben yardımcı... Hocam. Hocam, Süveyda Hanım. Gelmene sevindim Süveyda. Buyurun hocam. Teşekkürler Tunacığım. Afiyet olsun canım. Vay be. Meşhur kırmızı oda burası demek. Evet. Bombastikmiş. Annesi gibi o da güvensiz. Etrafı inceliyor. Bakacak, kontrol edecek, sınayacak. Sonra testi geçersem karşıma oturacak. Benimle bu kadar çok konuşmak istediğinize göre kim bilir annem size neler anlattı. Sence ne anlatmıştır? Bilmem. Her şeyi dev büyütüyor. Anlatmıştır bir şeyler. Neyi büyütüyor sence?
her şeyi insanı bıktırana kadar konuşur. Yani mevzu benimle alakalı sıkıntılar olunca annem susmaz. Dırdıra bağlar hemen. Nelere söyleniyor? Vallahi şu aralar her şeye söyleniyor. O söylenirken sen ne yapıyorsun? Yine mi çıktı bu sepet? Anne karışma. Tamam, sepetine ne yaparsan yap. Bu ne? Çantandan çıktı. Ne var ya? Altı üstü bir tane tişört aldım, yükselmeyin. Kızım bana yalan söyleme. Aldıysan nerede fişi? Ha? Poşeti nerede? Attım anne, attım. Ben nereden bileyim senin bunun peşinden gideceğini? Süveyda. Bak kızım, senin karşında çocuk yok. Yok tamam, bu böyle olmaz ben. Kredi kartı ekserilerine bakacağım. Olmaz. Umursamıyorsun yani. Basbayağı kaçıyorsun. Hı? Ne yapayım? Karşılık verip kavga mı çıkartayım? Düelloya bağlamaya gerek yok. Koltuğa oturduğuna göre ilk testi geçtik. Hadi bakalım. Eminim kavga etmediğiniz ve annenin de söylenmediği zamanlar vardır. Yani sürekli kavga etmiyoruz tabii ki. Ama bu aralar dozer gibi üstüme geliyor. Güzelmiş. Güzel. Bugün mağazada yaşanan bir olaydan bahsetti annen. Bu mumlar kokulu mu? Yine aynı şeyi yapıyor, kaçıyor. Çok zorlarsam tamamen kendini kapatır. Annesi gibi. Cevap vermek istemediği şeyleri duymuyor. Evet, kokulu mumları sever misin? Başka neleri seversin? Başka neler severim? Gitar çalarım, resim yaparım, yüzerim. Takılırım yani. Ne güzel. Hem sanatla hem sporla ilgilisin demek. Hı hı. Annem sağ olsun. Çocukluğumdan beri benim gitmediğim kurs kalmadı. İstemeden mi gittin? Yok yani evet, başta istemezdim ama ondan sonra alışırdım. Sarıyordu bir süre sonra. Buraya da istemeden geldin değil mi? Durum ortada. Evet. Kim bilir, belki sonra burayı da seversin. Belki. Süheyda, sen üniversitede öğrenciydin değil mi? Hı hı. Mimarlık okuyorum ben. Ama şu anda hazırlıktayım. Ne hoş. Sanata, resme olan ilgini mesleğe dönüştürmeye karar vermişsin. Hmm.
İnsan sevdiği işi yaparken mutlu hisseder kendini. Sen bu aralar nasıl hissediyorsun? Belli ki bu soru da hoşuna gitmedi. Nasıl hissettiğini anlatmaya hazır değil henüz. Yeniden cevaplayacağı konulara dönmeliyim. Ailede başka resimle ilgilenen var mı? Var. Babam. Babam mühendis. Çizim de yapıyor. Hatta ortak atölyemiz var. Bunlar yapay mı? Yapay. Babanla aranız nasıl? Normal. Nasıl olsun? Gerçi bu aralar çok fazla görüşemiyoruz. Babamın seyahatleri oluyor da. Ben bir şey soracağım size. Tabii. Siz böyle bütün gün burada oturmaktan sıkılmıyor musunuz? Benim üstüme beton dökseler ben oturamam. Haklısın biliyor musun? Hadi gel dışarı çık. Ben de bir şey soracağım Süveyda. Süveyda ne demek biliyor musun? Dedem koymuş benim adımı. Ben doğmadan önce de ölmüş zaten. Öyle mi? Üzüldüm. Siz biliyor musunuz ne demek? Kalbin ortasında var olduğuna inanılan siyah benek. Kalpteki gizli günah. Ama şimdilik bunu sana söylemeyeceğim. Ben de bilmiyorum. Ama ilginç bir isim. Erkek arkadaşın var mı? Yani. Hem var hem yok. Oldu 3-4 tane ama benimkiler çok uzun soluklu olmuyor. Diğer kızlar aynı insanla aylarca nasıl takılıyor anlamıyorum. Sıkılmaz mı insan ya? Hiç bana göre değil. Sen sıkılır mısın? Evet. Bayıyor beni. Çok sıkılıyorum. Bir de hepsi aynı biliyor musunuz? Önce böyle seni elde etmek için etrafında fır dönüyorlar. Sonra bir anda pır. Kaybetme korkusu mu var acaba? Ya da güven problemi? Ben de bunu bildiğim için baştan ona göre davranıyorum. Vuruyorum tekmeyi. Ondan sonra gözyaşları pıt. Pardon anlamadım. Yani onlar üzülüyor. Sen ayrılınca üzülmüyor musun? Yok. Ben pek iplemiyorum. Zaten sonunda ne yapacağımı bildiğim için ona göre davranıyorum. Solluyorum, geçiyorum. Doğru tahmin etmişim. İnsanlara güvenmiyor ve terk edilmekten korkuyor. Kızların hepsi aptal. Hiçbiri kafasını kullanmıyor. Sonunda salya sümük ağlıyor hepsi. Ya şu dünyada erkeklerin aldatacağını anlamak için Einstein olmaya gerek yok ki. Gerçi kızlar da çok masum sayılmaz bu boynuzlama konusunda. Onlar da hiç fena değil. Yani bu işler birazcık karışık doktor hanım. Daha fazla konuşacak mıyız? Bana soruyorsan evet konuşalım. Tabii eğer istersen. İstemezsem. İstemezsem hemen şu kapıdan çıkıp gidebilir miyim? Tabii. Sen istediğin sürece bu kapı sana açık. Ama istemiyorum dersen, bu kırmızı odada kararları sen verirsin. Annem ısrar etse bile mi? Buraya yardıma gelen sensen, bu karar da sana ait olmalı. Peki ben buraya ne kadar geleceğim daha? O da sana bağlı. Yani istediğim zaman sıvışabilirim. İyiymiş. Peki.
Sorduğunuz her soruya cevap vermek zorunda mıyım? Hayır. Of Süveyda. Şimdi de sen beni sorguya çekiyorsun. Farkında mısın? Tamam tamam, haklısınız. Siz sorun o zaman. Ne sorayım? Acaba ne sorsam, ne sorsam? Bana kendimi öğretmen gibi hissettirdin. Zor mu olsun, kolay mı? Sizce zor mu isterim, kolay mı? Tamam. En kolayını soruyorum o zaman. Sen nasıl birisin? Bana biraz kendini anlatsın. Doktor hanım, füze atsaydın yani. Bir insan kendini nasıl anlatır ki? Bilmem. Ben biraz şımarık bir kızım galiba. Annemle babam sağ olsun beni el üstünde büyüttüler. Yani diğer arkadaşlarımın ailelerine bakınca oh be diyorum. Ama kötü biri de sayılmam. Derslerimi ihmal etmem. Ailemin kıymetini bilirim. Bazen gıcıklaşırım ama sonra geçer. Annem sağ olsun çok idare ediyor beni. Babam da öyle. Arkadaşlarınla ilişkilerin nasıl? Parçalı bulutlu, bazen çok iyi. Bazen de ben bir şeye kızıp küsüyorum. Ama onlar da galiba alıştılar bana. Ben küssem de bana küsmüyorlar. Onlar da mı idare ediyor seni? Yok. Ben de onları idare ediyorum. Hatta hediyeler veriyorum bazen onlara. Kendime de hediyeler veriyorum. Ben hediyeleri çok severim. En çok ne hediye edersin kendine? Güzel koyu yemiş o. Takmanı yardım edeyim mi? Ne arıyorsun buralarda? Annem babam biliyor mu burada olduğunu? Merak etmişlerdir şimdi. Kayboldun mu yoksa? Seni anne babanı götürmemi ister misin? Peki. İncik boncuk seviyorsun galiba. Korkma. Bak bende neler var. Tam sana göre.
Onu mu beğendin? Senin olsun. Mutlu oldun mu? Şimdi ben sana bir şey verdim. Ama bende bir şey kalmadı şimdi. Bir sana bir bana değil mi? Sende ne var? Sen bana ne vereceksin? Süveyda. Süveyda. Buradayım. Az önce nereye gittin acaba Süveyda? Kim bilir zihnin seni nereye götürdü? İyi misin? İyiyim. Tek boynuzlu at. Efendim? Boynundaki kolye. Tek boynuzlu at. Seviyorsun sanırım. Evet. Çok seviyorum. Çok var bende bundan. Hatta koleksiyonumda var diyebilirim. Sanırım bugün o koleksiyona bir yenisi daha eklendi. Zamanımız bitti mi? Sanırım evet. Ben bir daha ne zaman geleceğim buraya? Haftaya gel. Seninle görüşmeyi çok isterim. Tanıştığımıza çok memnun oldum Süveyda. Ben de. Haftaya da geleceğiz değil mi? Geleceğiz bebeğim bu. İnsanlar hep sanıyor ki doğduğun ülkenin, doğduğun yüzyılın, hatta doğduğun anda gökyüzündeki yıldızların kaderinde büyük etkisi var. Ama aslında bizim kaderimizi belirleyen en önemli şey dünyaya gelirken nasıl bir annenin kucağına geldiğimizdir. Bedende uyuşturuyor seni. Yalnızlık sıkıştın o küçük evinde,
vuruyor seni. Buluyor seni yalnızlık. Yalnızlık seviştiğin o kalpsiz bedende uyuşturuyor seni. Yalnızlık. Yalnızlık sıkıştığın o küçük evinde vuruyor seni. Küçük evinde vuruyor seni yalnızlık. Yalnızlık öldürüyor seni, öldürüyor beni. Saklandığın o küçük delikte buluyor seni yalnızlık, yalnızlık. Seviştiğin o kalpsiz bedende uyuşturuyor seni. Yalnızlık, yalnızlık, yalnızlık. Sıkıştığın o küçük yerinde. Köylüsün sen, köylü. Seni. Tabii aşık olacaksın. Ne yapacaksın? Yalnızlık. Korktun değil mi? Köylüsü mevlüsü mü? Yakışıklı adamsın Cafer. Belli olmaz belki, ben de beğenirim seni. Her gün söyleyeceğim sana bunları. Her gün. Buyurun Memur Bey. Rezan Kökçü burada mı oturuyor? Evet. Aklımda şikayet var. Bizimle karakola kadar gelmesi gerekiyor. Oh.